Burada bir cumhurbaşkanının yargılanabilmesi için üye tam sayısının 301, 600 yapıyorsunuz. Arkasından da 5-3 çoğunlukla soruşturma açılmasına izin veriliyor. 400 milletvekilliğiyle de bir cumhurbaşkanı hakkında Yüce Divan'a sevk kararı var. Bunu yazsaydınız bunun yerine, deseydiniz ki cumhurbaşkanı yargılanamaz diye yazsaydınız bundan daha doğru olurdu. Çünkü bu rakamlarla cumhurbaşkanını yargılamak mümkün değil. Bir kişisel suçlar var, bir de görev suçlar var. 104. maddede, anayasanın 104. maddesinde görev suçlarının ne oldu, görevle alakalı cumhurbaşkanı ile ilişkin tanım yapmış. Geçen yıl 3 Ağustos 2016'da Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü düğün şurasında bir konuşma yapıyor. FETÖ olayından 15-20 gün sonra. O gece de demiştim 15 Temmuz akşamında ilk gelen milletvekillerinden bir tanesiyim diye. Olağanüstü düğün şurasında aynen şöyle söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki ey milletim dedi, bu yapmış olduğumuz bu FETÖ olayına karşı gösterdiğimiz özveriden dolayı Rabbim de beni affetsin dedi, millet de beni affetsin dedi. Şimdi ben diyorum ki gene şöyle yapalım. Görev suçlarıyla alakalı. Görev suçları ne demek? 104. maddede açık bir şekilde ifade edilmiş. 104. madde diyor ki Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapar. Değerli arkadaşlarım, 2004 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu'nda bu Cumhurbaşkanı'na FETÖ tehdidini, o zaman başbakandı, gösterdikleri zaman müdahale etmeyen Cumhurbaşkanı'na, şimdiki Cumhurbaşkanı'na eğer bu suçu işlemişse çıksın milletin önüne desin ki eğer böyle bir soruşturma varsa Rabbim beni affetsin desin, işi kurtaralım değerli arkadaşlarım. Rabbim beni affetsin desin. Bir başka bir olay daha olursa kişisel suçlardan dolayı da eğer bir cumhurbaşkanı taksirli suç işlerse, bir adam öldürme olayına karışırsa ki olur olmaz diye bir olay yok, bir yüz kızartıcı suç işlerse de çıksın desin ki beni milletim affetsin diye. Ne kadar güzel, öyle değil mi değerli arkadaşlarım? Hiç başka işlerle uğraşmaya gerek yok, bunu ifade etmek istiyorum. Eğer bütün bu süreci geçmiş olsa bile bir cumhurbaşkanı, değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi üyeleri diye bir gerçek var. Yüce Divan görevi yapan Anayasa Mahkemesi üyeleri var. Sol kolunda kendi seçmiş olduğu 15 üyeden 12 tanesini bizzat kendi seçiyor Sayın Cumhurbaşkanı. 3 tanesini de ne yapıyor? Kendi belirlemiş olduğu meclisten seçiyor. Hani biz 12 Eylül 2010'da Sayın Genel Başkanımız ifade ediyordu. Yargıtay'a 160 tane militer atıyordunuz diye diyordu ya. Şimdi 15 tane bu, eğer bu düzenleme geçerse Anayasa Mahkemesi'ne 15 tane militer atayacaksınız. Bunu biliyoruz değerli arkadaşlarım. Ama ben size bir öneride bulunayım. Meclisin getirmiş ol, meclisten gelenlerle sizin bizzat atamış olduklarınız arasında bir ayrım yapalım değerli arkadaşlarım. Bakın, yüksek yargıçların, avukatların, hakimlerin önünde, cübbelerin önünde düğme yoktur. İlik yoktur. Ben size bir öneride bulunuyorum birbirlerine karışmasınlar diye. Bu 12 tane üyenin 12 tane düğmesi olsun. Onu karıştırmayın bu taraftan geldi diye. Diğer o 3 tane olan var ya öbür taraftan gelen, onların da 3 tane düğmesi olsun. Cumhurbaşkanını gördükleri zaman hemen önünü iliklesinler. Böyle olmuyor mu değerli arkadaşlarım? Böyle olmuyor mu? Cumhurbaşkanının yemini var. Ne diyorduk? Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız yemin edecek diye. Ona ilişkinde bir önerim var. Cumhurbaşkanı tek ayağını havaya kaldırsın. Başka türlü bu yemin olmaz. Bu yeminin olması mümkün değil. Siyasi partiye üye olan bir adamın başka türlü bu yemini yapması mümkün değil değerli arkadaşlarım. O nedenle biz daha önce konuşmamda da söylemiştim. FETÖ olaylarında yaşadığımız travmaları, PKK olayında yaşamış olduğumuz travmaları, dış politikada yaşadığımız olaylardaki travmalarda olan bir cumhurbaşkanına bu yetkileri devretmek, harakiri yapmakla eşdeğerdir sayın milletvekilleri. Alman felaketinin sorumlusu tek başına Hitler değildir. Alman felaketinin sorumlusu bir Hitler yaratan ve kendi kaderini kendi isteğiyle Hitler'e teslim eden Alman halkıdır diyor değerli arkadaşlarım. Herhalde bundan tahmin ediyorum ki bir ders çıkartacaksınız. Bu anlamda yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönmenizi temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bayraktar.